بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Salat ve selam Efendimizin ve ashabının üzerine olsun. İsmim Doktor Ali Tayyip El-Gadi. Şendi Üniversitesi'nde 1983'ten 1992'ye kadar faal eğitimde bulundum. Sonra Vadi Nil Üniversitesi'ne geçtim. 1994'e kadar burada görev yaptım. Şimdi Şendi Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapıyorum. Biz Sudan'da bütün ülkelerin tarihlerini ders olarak görüyoruz. Özellikle de İslam ülkelerini. Tabii Türkiye'nin bizim ülkemizde büyük etkileri var. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde. Biz Türkleri ta o zamandan beri iyi tanımaktayız. Şimdilerde ülkemizde Hira Dergisi merkezleri açıldı. Biz de bu merkezler sayesinde Türkler, onların büyük gayret ve İslam'ı günümüze yorumlama projeleriyle tanışmış olduk. İslam ile vakıal muaş fil haya inşallah. Ana şahsiyen Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin birçok kitabını okudum. Mesela bende Sonsuz Nur kitabı var. Bir de kendi hayatını anlatan bir kitap. Ayrıca kendi medeniyetimizi kurarken gibi kitaplarına da sahip oldum. Okuyunca onun İslami bir gayreti olan, bu yolda başarılı ve Allah'ın nasip ve hidayetiyle serfiraz bir şahıs olduğunu gördüm. Allah Teala Celle Celaluhu bir ayetinde, kim bizim yolumuzda sa'y ve gayret gösterirse, biz onu doğru yola ulaştırırız buyurur. Onun cihadı kelimeyle. Kelimeyle cihat, kılıçla yapılan cihattan daha efdaldir. İslam kılıçla cihada sadece saldırıya uğrar veya düşmanlık görürse başvurur. Ama asıl cihad, kelime cihadıdır. Kardeşim Fethullah Gülen, kelime cihadını en başarılı şekilde yapmaktadır. Onun kelimeleri kalbinden sadır olmaktadır. Bundan dolayıdır ki kalplerde makes buluyor ve ruha tesir ediyor. Benim şahsi mülahazam, Sayın Fethullah Gülen dosdoğru sadık bir insan. Her kelimesi kalbinden çıkıyor. Dediğim gibi, bundan dolayı kalbe ve ruha tesir ediyor. Kim onun kitaplarına bakacak olsa görür ki kelimeleri kalbe ve vicdana sızıyor ve ondan anında etkileniyor. Hizmetin müesseseleri çok etkileyici. Şimdi ben görünce şaşakaldım. Bizde üniversiteler bile böyle değil. Yani hem bina olarak, hem muhteva olarak, hem sistem olarak. Bu ziyaretle şuna inandım ki büyük bir iş ortaya konulmuş. Ve bu işin başında da Fethullah Gülen Hoca Efendi var. Daha önce bir Amerikan dergisi olan Economist dergisinde onun dünyada en etkin şahıs olarak seçildiğini görmüştüm. Onu dünyada etkisi olan bir insan olarak seçen bir Amerikan dergisi. Fethullah Gülen'in başka kültürleri muhatap alma konusunda hüsnü muamele yolunu seçtiğini görüyorum. Bu da Allah'ın Kur'an'da sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et buyurduğu gibi hareket ettiğini gösterir. O,
her kelimesinde insanları Allah'a davet etmenin yolunu hikmetten ve nasihatten geçtiğini ifade etmektedir. Ama günümüzde dünyada gördüğümüz terörizm ve aşırılık asıl itibariyle Müslüman karşıtlarının projesi ve ona uyan cahil Müslümanlar tarafından meydana gelmekte. Ve bütün bunlardan gaye İslam'ı terörist göstermek. Ama İslam barış dinidir. Son kitap olan Kur'an, ey iman edenler, hep beraber toptan barış ve selamete girin buyurmaktadır. Ayet müminler demekle bunun anlamı da falan millet, filan millet değil. Kim olursa olsun mümin olan herkes demektir. Ve mümin olmanın şartı da barış tarafı olmaktır. El-Müslümün hum evlen nas bil-İslam. Merhaba. Hello. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Jun ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, gosh. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farben. Pardon. Thank you. Ana akul. Üstad Ali Cuma'nın dediği gibi, bugün İslam aleminin gerçek İslami terbiyeye ihtiyacı var diyorum. Biz bir asırdan fazla batının sömürgesi olduk. Bize bizden olmayan adet ve gelenekleri ekiverdi. Kur'an insanlığı birbirine bağlamak için nida eder ve işte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Halbuki sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Lakin biz onu kullarımızdan dilediklerimize doğru yolu gösteren bir nur kıldık der. Kur'an'ın ruhu müminleri birbirine bağlar ve onları bir ceset haline getirir. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuyla ilgili Müslümanlar kendi aralarında bir ceset gibidirler. Bir uzuv rahatsız olursa geri kalan uzuvlar onun için gece uykusuz kalır ve ateşlenirler buyurmuştur. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Biz kendi içinde birliği tesis etmiş ve dışa karşı da barış demiş, yola çıkmış bir ümmetiz. Asıl olan muhabbettir. Bugün Müslümanların Allah'a inanma sorunları yok ama muhabbet sorunları var. Ancak ve ancak eğitimle İslam gerçek şekilde anlaşılır. Daha önce de dedim, bizler uzun zaman Batı istilası altında yaşadık. Bütün sistemimizi, eğitimimizi, bütün ahlaki değerlerimizi değiştirdi. Ama ben şimdi bu hizmetin önderliğinde ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin izinde yeniden meclimize kavuşacağımız konusunda çok ümitliyim. Kardeşimiz Fethullah Gülen'in izinde yeniden tekrar bir olacağız. Sağlam bir nesil için kocaman bir eğitim ordusu hazırlamış. Onlarla dünyaya açılacağız. Ama eğitim akideyle paralel gitmezse kaybolup gider. İslam'ın ilk emri oku olmuştur. Oku emri bütün insanlığı kapsarken seni yaratan Rabbinin ismiyle diyerek ona inanmayanın bunun dışında olduğunu göstermiştir. Yani dünyevi ilimler olarak her şeyi bilebilirler. Ama ahiret yönüyle tam bir gaflet içindedirler. Cehalet bir ümmetin yok olması için yeter de artar bile. Eğitimsiz ne hayatımız ne de bizi idare edecek bir başımız olabilir. Bugün İslam'ın en büyük belası cahilliktir, cehalettir. İslam'a en çok zararı verenler cahillerdir. Ama eğitimini tamamlamış bir insan, bakıyorsun hikmetle hareket ediyor ve aşırılıktan uzak duruyor. Karşısındakini ikna ederken sadece ve sadece ilimle yola çıkıyorlar. Bu konuda birçok hareket hizmet vermekte. Kur'an'ın mucize dolu ayetleriyle ilmi olarak insanları ikna etmeye çalışıyorlar ve insanlar Müslüman oluyorlar. Terörizm konusunu işlerken bu konuya da Fethullah Gülen Hoca Efendi değinmiş.
Orada dünyanın küçük bir köy haline geldiğini ifade ediyor. Evet, bu bir gerçek ve dünya bir köy oldu. Mesela Türkiye'de olan bir olay Sudan'dan, Amerika'dan ve bütün dünyadan rahatça izlenebiliyor. Bundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Terbiyemiz İslam terbiyesi olmalı ki bunun diğer milletlere aktarılması sıhhatli olsun. Sülukumuzdaki bir bozukluk onun diğer milletlere yanlış aktarılması demektir. Ben Allah'ın izniyle gelecek için durumumuz iç açıcı diyorum. Şimdilerde büyük bir İslami uyanış var. Herkes gerçek İslam etrafında toplanmaya başlıyor. Bunlar iyi alametler. Bir de bizim Türkiye'ye olan güvenimiz sonsuz. Büyük bir devlet kendisini ekonomik ve kalkınma olarak geliştirmiş. İleri gelenler ve kanaat önderleriyle buluşmalarımız oldu. Ve onlardan duyduklarım gelecek adına çok güzel şeylerin olacağını gösteriyor. Türkiye İslam'ın önderliğini yapacak. Allah'ın izniyle sizler bu işin önderi olacaksınız inşallah. Antumul a'launa inşallah biiznillah ta'ala. Ben Allah'ımdan beni Fethullah Gülen'in anlayış ve idrakine erdirmesini dilerdim. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Rükû ve secdelerimde onun fikir buğdunu yakalamak için dua ediyorum. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yakaladığını yakalamak en büyük hedefimdir. En büyük hayalim de onun fikri cihadını bir hakkını yapabilmek. Çünkü o ihlaslı bir insan. Dediğim gibi, çok isterdim onunla karşılaşmayı. Yüce ve aziz Rabbimden onunla beraber olmayı dünya ve ahirette nasip etmesini diliyorum. Ondan daha fazla hikmetler talep ederim. Bana nasihatlerde bulunmasını isterim. O dosdoğru bir insan. Ben onunla karşılaşsam, Efendimizin din nasihattir hadisinden hareketle bana nasihat etmesini isterim. Bu kısa ömürde neler yapmam gerektiğini, memleketim Sudan'a neler vermem gerektiğini sorarım. Dedim ya, o dosdoğru bir insan ve kelimeleri kalbinden sadır oluyor. Bundan dolayı da kalplerde makes buluyor ve vicdana ulaşıyor. Evet, onunla karşılaşırsam nasihatini isterim. Daha önce de dediğim gibi, İslam ümmetine en zarar veren şey aramızdaki ihtilaflardır. Ben daha adımımı ilk Türkiye'ye attığımda bir birlik gördüm. İnsanlar güler yüzlü. Kardeşinin yüzüne bir tebessümün bile sadakadır. Beni kim karşıladıysa yüzünden tebessüm eksik değildi. Bir de müthiş bir misafirperverlik gördüm. Bu iman alametlerindendir. Bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve Resulüne iman ettim derse misafirine ikramda bulunsun. Benim Türkiye'de gördüğüm misafirperverlik tam bir imana delalet ediyor. Bizler İslam alemi olarak Rabbimizden İslam'ın yeniden Türkiye'nin önderliğinde dirilmesini tüm kalbimizle diliyoruz. İslam aleminin birlik ve beraberliği için dua ediyorum. Bizi ayrılıktan başka bir şey mahvetmedi. İslam bir İslam birliği olsun diye gelmiştir. Müslümanlar bir vücudun organları gibidir. Biri rahatsız olunca diğerleri onun derdiyle ateşlenir ve geceler. Tek bir ümmet olmazsak bir adım ilerleyemeyiz. İki türlü cihat vardır. Büyük ve küçük. Büyük cihat İnsanın nefsiyle olan cihadıdır. Bu da bütün milliyetçilikten uzaklaşmamız, kendi şahsi istek ve rağbetlerimizden uzaklaşmamız ve böylece Müslüman birliğini sağlama. Bundan sonra omuz omuza küçük cihada, yani Allah'ın ismini aleme duyurmaya gitmeliyiz. Şimdi tüm Türkiye ve İslam alemine sesleniyorum. Tek bir ümmet olalım. Birbirinin derdiyle dertlenen tek bir vücut olalım. Değerli Üstadımız Said Nursi şöyle diyor. 10 kişi birlik olursak 20 gözle görme,
20 elle tutma imkanımız olur. Birlikte hareket etme adına bu çok güzel bir örnek. Bu birlikle Efendimizin hizmetini aleme duyurabiliriz.